Herkese merhaba. Üst üste çektiğimiz küçük otomobillerden sonra şimdi kanalımızın en büyük otomobilini çekiyoruz. Musso Grand 5,5 metre uzunluğuyla bu devi Ankara'daki dünyanın en büyük Ssangyong Plazası'ndan aldım. Yani bugün devlerin günündeyiz. Evet, Ankara'daki Ssangyong Plaza gerçekten çok büyük. Bu kadar büyük bir plazanın Kore'de bile olmadığını söylüyorlar. Sizin de ziyaret etmenizi ve modelleri incelemenizi tavsiye ederim. İlk defa bir pick-up inceliyoruz. Dolayısıyla normal testlerimizden farklı olarak kategorilerin arasında arazi performansı da olacak. Evet, üzerindeki lastikler arazi lastiği değil, yol lastiği. O yüzden arazi performansını biraz daha hafif bir arazide deneyeceğiz ama bir de araç 4 çeker olunca keyifli görüntüler elde edeceğimizi düşünüyorum. İstediğiniz kategoriye, ilgilendiğiniz kategoriye alttaki dakikalardan gidebilirsiniz. Gelin testimize başlayalım. Ssangyong markası gerçekten kendine has özellikleri olan bir marka. Ben de böyle testleri çok seviyorum çünkü anlatacak çok hikaye oluyor. Gelin markanın tarihinden başlayalım. Marka aslında Kore'de Mercedes'le birlikte askeri arazi araçları üreterek hayatına başlıyor. Dolayısıyla arazi Ssangyong'un bir parçası. Yani böyle araçlardaki arazi kabiliyetinin yüksek olması oraya dayanıyor diyebiliriz. Aynı zamanda Ssangyong dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biri ve yanında bulunduğum aracın şasisinde çok sağlam çelik çok büyük miktarlarda kullanılmış. Hatta sınıf lideri olduğunu iddia ediyorlar bu konuda. Bunu güvenlik kategorisinde daha detaylı konuşacağız zaten. Ayrıca bu aracın şöyle bir özelliği var. Pickup SUV diyorlar buna. Yani evet, bize bir pickup hacmini sunuyor. Hatta çok büyük bir pickup hacmini sunuyor. Bunun yanında içinde oturduğunuzda, yolculuk yaptığınızda da SUV konforunu sunuyor. Bakalım Ssangyong'un bu iddiasını test içinde doğrulayabilecek miyiz? Yoksa o kadar da konforlu değil mi diyeceğiz. Şimdi gelin bu aracın tasarım ve kullanışlılığını konuşalım. Sonra da sürüşle devam edelim. Ssangyong markası günümüzde Hintli Mahindra grubunun elinde bulunuyor. Aynı zamanda İtalyan tasarım firması Pininfarina da Mahindra grubunun elinde bulunuyor. Dolayısıyla günümüzde Ssangyong'un araçlarını Pininfarina tasarlıyor diyebiliriz. Ve artık Ssangyong'lara baktığımızda gerçekten Avrupalı gibi görünen ve göze hoş gelen araçlar olduğunu görüyoruz. Musso Grand da bu araçlardan biri. 5,5 metreye yakın uzunluğuyla ve 2 metreye yakın genişliğiyle Musso Grand gerçekten tam bir dev. Ve yükleme kapasitesi de o ölçüde geniş. Baktığımız zaman standart olarak bagaj kaplaması sert plastik korumayla geliyor. Dolayısıyla zor ve sert yükleri Musso Grand'ın bagajına gönül rahatlığıyla yükleyebiliriz. 1440 litrelik bu hacmi serviste yapılan orijinal bir eklemeyle kapalı bagaj haline getirebiliyoruz ve gerçekten Musso Grand'ın taşıma kapasitesini neredeyse iki katına çıkarabiliyoruz. Musso Grand'ın iç mekanına bakacak olursam iç mekan kalitesi neredeyse bir SUV aratmıyor diyebilirim. Koltuklardan başlayalım. Koltukların hem malzeme kalitesi hem de tasarımı bana yolda ve arazide gerekli desteği sunuyor ve rahat yolculuk yapmamı sağlıyor. Vites bölümünde kolda yamada ara aksamlarda kullanılan malzemeler gerçekten kaliteli. Baktığım zaman vitesin yanında 4 çeker ve 2 çeker modları arasında geçiş yapabileceğim joystick'i de görebiliyorum. Konsola genel bir bakacak olursak hem tasarım olarak hem malzeme kalitesi olarak sanki bir binek otomobildeymişim gibi hissettiriyor bana. Ama direksiyona baktığımda bunun bir pick-up olduğunu anlıyorum çünkü aracın full olmasına rağmen direksiyonda herhangi bir deri kaplama bulunmuyor. Direksiyonun arkasında kadranlar gayet okunaklı ve şık görünüyor. Ortada bulunan renkli olmayan ekrandan da aracın o anki durumuna dair bilgileri edinebiliyorum. Ana ekran 8 inç boyutlarında Apple CarPlay ve Android Auto destekliyor. Dokunmatik hissi ve ekranın çözünürlüğü gerçekten çok iyi. Genel hatlarıyla Musso Grand'ın içinde hem konfor olarak hem de malzeme kalitesi olarak iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Şimdi gelin Musso Grand'ın direksiyonuna geçelim ve yol performansı hakkında konuşalım. Evet, ilk defa test ettiğimiz bir marka, ilk defa test ettiğimiz bir sınıf, yani pick-up türünden bir aracı test ediyoruz. Bugün ilklerle dolu bir testteyiz ve çok şaşkınım, hala şaşkınım. Yani kaç kilometre yol yaptım bu arabayla, hala şaşırıyorum tepkilerine. Çok farklı hissettiren bir araç. Gerçekten SUV gibi hissettiren bir araç. Hem performans tarafında hem konfor tarafında. Şimdi performanstan başlayacağız testte. Öncelikle yol performansını konuşacağız. Sonra hafif arazi performansını da konuşacağız ama üzerindeki lastikler standart yol lastikleri olduğu için böyle tam anlamıyla bir araziye girmedim test boyunca.
Önce şu motorun bir teknik özelliklerini görelim. Bu araba neymiş bir inceleyelim. Aracın üstünde 2.2 litrelik 181 beygir güç üreten 420 Nm tork üreten Sanyong yapımı bir motor var. Eskiden bu marka motorlarını Mercedes'te ortak kullanıyordu. Mercedes'ten motor alıyordu ama artık kendi yapıyor kendi motorlarını. Şanzımanı ama hala dışarıdan alıyor ve iyi bir yerden alıyor. Aizen üretimi 6 ileri bir şanzımanımız var araçta. Aizen gerçekten sağlam şanzımanları üreten tam otomatik ve piyasada bulabildiğimiz farklı araçların içinde de kullanılan bir şanzıman tipi. En basitinden Peugeot PSA grubun kullandığı EAT 6 ve 8 şanzımanlar Aizen üretimidir mesela. O yüzden çok yaygın bir şanzıman. Araç ağır. 2200 kilo. Evet, pick-up'lar yani 1200 kilo olacak değil. Tabii ki ağır olacak ama burada Sanyong çelik üreticisi olduğu için herhalde biraz bol bulmuşlar çeliği. Şasinin %79.2'si 1.5 GPA'lik yani yüksek burulma direncine sahip çelikten oluşuyor. Bu ne demek diyecek olursanız, %79.2, 1.5 GPA falan, bize bunları anlatma, bize gerçek, real sonuçlarla gel diyorsanız, sınıf lideri bu araba. Çelik kullanımında, sağlam çelik kullanımında pick-up'lar arasında lider. Evet, bu rigid bir yapı getiriyor beraberinde. Şasisi gerçekten çok rigid. Hem arazide hem yolda hissediyorum bunu. Güvenlik getiriyor ama aynı zamanda ağırlık getiriyor. O ağırlıkla baş edebilmek için de canavar gibi bir motor koymuşlar, 420 Nm'lik. Dolayısıyla ağırlıktan performans tarafında şikayet etmedim. Bu sonuçta bir pick-up. Bunu yüklediğiniz zaman da çok rahat kaldırır bu güçle. Çok rahat yolculuk yaparsınız. Uzun yolda bile yüklü şekilde ilerleyebilirsiniz. Ki katalogda 800 kiloya yakın bir yükleme kapasitesi. Frenli römorklarda 3 tona kadar çekme kapasitesi olduğunu görüyoruz bu aracın. Yani o rakamları da oraya yazdıklarına göre motora gerçekten güveniyorlar. Ayrıca içinde bulunduğum araç 4 çeker. Bunu arazi performansı konusunda daha derin değerlendireceğim. Gelin şimdi yolu konuşalım. Yolda ne hissediyorum bu arabayla? Ya şunu hissediyorum. Oturduğum zaman, direksiyona geçtiğimde, kullanmaya başladığımda ben E segmenti bir SUV kullanıyormuş gibi hissediyorum. Çok geniş, gerçekten çok geniş araç. Hatta o kadar geniş ki bundan önceki testlerin hiçbirinde başımıza gelmeyen bir şey oldu. Şu kamerayı bağladığım demir kısa geldi. Ek yapmak zorunda kaldım. Hiç de sağlam durmuyor. Bakalım, umarım testi çıkarır. Yani müthiş geniş bir araç. Müthiş güçlü bir araç. Şanzımanın geçişleri çok güzel. Süspansiyonun hissi çok güzel. Bağımsız süspansiyon var bu araçta. 5 noktadan bağlantılı, çok noktadan bağlantılı yani bağımsız süspansiyon var. Çok SUV kullanıyorum yani, pick-up kullanmıyorum. Bu arabayla çok ceza yersiniz. Öyle söyleyeyim ben size. Yani alın 100 ile gidiyorum şu an. Müthiş konforlu, müthiş rahat şekilde bastığımda hala güç var. Motor yalıtımı güzel. Konfora girdik ama konfora girmeyeceğim. Konforu konforda anlatacağım. Sonuç olarak hissiyatı bu arabanın, yoldaki hissiyatı hiç böyle ağır, hantal, kocaman bir araba kullanıyormuş gibi değil. Evet, büyük bir araba kullanıyorum. Çok yüksekteyim. Çok geniş bir araba. Ama sanki diyorum ya, e-SUV kullanıyormuş gibiyim. Dolayısıyla ben yoldaki performansını çok sevdim. Bağımsız süspansiyonun da etkisiyle arkadan çekiş gidiyor normalde yüksek hızlarda. Viraj performansı da tabii ki, bu arabayı alın da öyle virajlara %120 ile girin demiyorum. Asla öyle bir şey yapmayın 2.2 tonluk bir araçla. Ama oldu da 100 ile giderken uzun yolda biraz daldınız, bir viraja hızlı girdiniz. Kaldırır bu araba. Özellikle yüklü değilse daha da güzel kaldırır. Yani performansı bir aile kullanımında, bir uzun yol kullanımında çok mutlu eder insanları. Yol performansını çok uzatmayacağım. Gelin şimdi arazi performansını arazide konuşalım. Evet, hafif bir araziye geldim. Şimdi burada arazi performansını deneyeceğiz. Evet, bu araba için çok ciddi bir arazi sayılmaz burası ama üzerindeki yol lastikleriyle bu kadar. Çünkü çamura ya da daha taşlık bir alana girersek lastiğe zarar verme ihtimalimiz ya da çamura saplanıp kalma ihtimalimiz yüksek. Şimdi aracın farklı modları var. 2H modu arkada, çekiş arka tekerlekler demek. 4H modu 4 çeker ama biraz daha yüksek hızlarda, yani buz kullanımında 80 kilometreye kadar hızlarda kullanabileceğiniz bir mod. 4L modu var bir de. İşte o arazi modu. 20-25 kilometreye kadar hızla kullanabiliyoruz bu aracı. Araç boştayken 4L'ye aldım. Biraz bekledim. Burada gördüm 4WD low işini, ışığını. Şimdi girdim. Araziye giriyoruz.
çok konforlu hissettiriyor arazi kullanımında bu araç. Gerçekten yani süspansiyonlar o kadar yumuşak ki. Evet, şu an buraya herhangi bir pick-up girebilir. Dört çeker olması bile şart değil. Şu an şu kadar arazide ama hem çok yüksekteyim hem lastik yanakları kocaman. Gerçekten çok rahat hissediyorum giderken. Devrilme önleyici sistem var bu araçta. Yani eğer devrileceğini hissederse araç kendini devirmemek için her tekerleğe farklı fren uygulayabiliyor. Böylece dengede kalabiliyor. Yokuş iniş desteği var. Gelin onu deneyelim biraz da şuradan aşağı doğru inerken. Şu an bulunduğum yerde hafif taşlar var, çukurlar var. Yokuş iniş tuşuna bastığım zaman önce bir durup burada ışığını görüyorum. Bıraktığımda gazı, freni, bütün tuşları, bütün pedalları. Araba sabit ve çok düşük bir hızda. Bunu buzda kullanabilirsiniz mesela, bu özelliği, veya arazide kullanabilirsiniz. Çok güvenli şekilde kendini çok iyi ayarlayarak aşağı doğru sabit bir hızda iniyor. Gerçekten çok güzel bir özellik. Şimdi kapatalım onu. Biz normal kullanıma devam edelim. Sevdim çıkmak istemiyorum. Böyle sallana sallana, yaylana yaylana arazide geziyorsunuz. Yani hiç rahatsız hissetmiyorsunuz kendinizi. Üstündeki lastikler çok arazi lastiği olmamasına rağmen bir de buna güzel bir arazi lastiği takıp gerçekten müthiş zevkli bir araç haline getirilebilir. Biraz da şöyle gidelim. Evet. Davulbaza bu çiçekler vuruyor, dikenler, çiçekler vuruyor. Onların sesini duyabiliyoruz biraz ama taşların üstünden falan geçtiğimde kesinlikle arabanın altına değmedim şimdiye kadar. Ve çok rahat, çok konforlu bir sürüş imkanı sağlıyor bana arazide bile. Gerçekten çok eğlenceli, çıkmak istemiyorum ama gelin şimdi konfora geçelim, biraz da yolda yol konforunu anlatalım. Peki, gelelim konfora. Konforda nasıl bir şey sunuyor bize? SUV hissinde bir pick-up iddiası bu arabanın. Her yerde bu yazıyor. Ya ilk gittiğinizde bayiye bunu söylüyorlar size. Bunu aldığınızda SUV hissiyle kullanacaksınız diyorlar. Peki gerçekten öyle mi? Büyük oranda öyle olduğunu söyleyebilirim. Bunda en büyük etken süspansiyon bence. Normalde kamyonet süspansiyonlarını biliyorsunuz. Makaslı olur, yük taşımak için özelleşmiş olur. Bağımsız çok az model var piyasada. Onlar da fiyat olarak bu araçla kıyasladığımızda çok yukarıda kalıyor. O yüzden bu fiyat bandında bağımsız süspansiyon sunan, aynı zamanda yük de taşıyabilen tek pick-up Musso Grand. Ve bağımsız süspansiyonun etkisini hem önde ama özellikle arkada çok güzel hissediyorsunuz. Bugün 3 kişi gezdik bu aracın arkasında. Arka tarafta oturan yolcunun da gayet halinden memnun olduğunu söyleyebilirim. Bu memnuniyetteki en büyük etkenlerden bir diğer ise 27 derecelik sırt açısına sahip arka koltuklar. Daha önce bir pick-up'ın arkasında seyahat ettiyseniz koltukların böyle sandalye formunda olduğunu görmüşsünüzdür. Sandalye formundan kastım şu: 90 derece neredeyse dik bir oturma alanı. Bunu neden yapıyorlar? Hacim kazanmak için yapıyorlar aslında. Yani arka mesafenin, arka diz mesafesinin çok daralmaması için koltuk tasarımını biraz daha dik yapıyorlar ama bu araba o kadar büyük ki, o kadar geniş bir aks mesafesine sahip ki sınıf lideri olabilir bu konuda. Arka koltukları açı verdiğinizde bile müthiş bir diz mesafesi var. Yani iç hacim bakımından bir E-SUV kadar, E-segmenti bir SUV kadar iç hacim sunuyor bize. Yalıtım olarak nasıl peki? Yine pick-up'lar arasında kıyaslayacağım. Bence çok başarılı yalıtım olarak. Gelin bir motor sesini duyalım. 2.2 dizel. 4000'de bir, 3000 bir vites yukarı attık. 2000'de bir de gidiyoruz. 6. viteste 2000'de birle 130 ile gidiyoruz şu an. Hava rüzgarlı. Biraz rüzgar sesi alıyorum ama sakin bir havada bunu da almaz. Arka tekerlerden birazcık yol sesi alıyorum. Kesinlikle kabul edilebilir. Çünkü kocaman yanaklı lastikleri var. Bu konforu sağlarken o lastiklerden de çok faydalanıyor bu araç. Yani yalıtım bakımından ve aracın geometrisi, altyapısı bakımından gerçekten çok şaşırttı beni. Hiç pick-up sürüyormuş gibi değilim. Unutuyorum arabanın 5,5 metre olduğunu. Peki donanımda ne sunuyor Musso Grand bize? Kataloğa baktığınızda yalnızca Platinum donanım görüyorsunuz. Fiyat listesinde de aynı şekilde. Platinum donanımın
versiyonları olarak 2 çeker, manuel vites veya otomatik vites 4 çeker gibi 3 farklı versiyonunu görüyorsunuz. Nasıl bir donanım sunuyor peki Platinum bize? Anahtarsız giriş çalıştırmayı standart olarak sunuyor. Bu ortadaki 8 inçlik Android Auto ve Apple CarPlay destekleyen ekranı standart olarak sunuyor. Ekranın çözünürlüğünü ve parlaklığını beğendim. Tepkileri biraz ağır geldi bana. Biraz daha hızlı bir ekran olabilirdi. Geri görüş kamerası sunuyor ama ben bu kadar büyük bir arabada özellikle şehir içi kullanacaksam 360 kamera isterdim. Geri görüş kamerası bazen yeterli gelmeyebiliyor. Aracın boyutları gerçekten kocaman. O yüzden bir 360 derece kamera olsa çok iyi olurdu. Klimamız otomatik değil, manuel ayarlı bir klima sunuyor ama klima çıkışları arkada da var, kolda yamanın arkasında. O güzel bir detay. Ortada bir yol bilgisayarımız, kumandalı direksiyonumuz, cruise kontrolümüz var. Normalde pick-up'larda pek görmüyoruz cruise kontrolü. Cruise kontrolü olması işte size bu arabayla uzun yol yapabilirsiniz diyor. Dolayısıyla iyi bir özellik. Yani Platinum donanım aslında yeterli donanımları sunuyor. Yağmur far sensörümüz var. LED far gibi, işte 360 derece gibi, kamera gibi, adaptif cruise control gibi havalı oyuncaklar yok. Ama ihtiyaç diyebileceğimiz bütün konfor özellikleri bu araçta sunulmuş. Bir de Platinum Plus alırsanız, listede göremiyorsunuz ama bazen getiriyorlarmış, konuştuğumuzda yetkililerde öğrendik. Bazen getiriyorlarmış parti olarak, bazen de sipariş üzerine getirilebiliyormuş. Çok ciddi de bir fiyat farkı olmuyor, sadece biraz beklemeniz gerekiyor. Ama sunroof geliyor, ısıtmalı, soğutmalı koltuk geliyor. Yani birçok özellik ekleniyor. Biraz daha sabırlı olanlar için, ben bekleyebilirim diyenler için güzel bir seçenek olabilir. O da Ssangyong bayilerine gittiğinizde onunla ilgili de bir teklif almayı unutmayın derim. Özetle bu aracın konforu gerçekten bir pick-up olarak beni çok şaşırttı. Pick-up'larla kıyaslamayı geçtim. Artık testini yaptığımız SUV'larla kıyaslamaya başladım bu aracı. Ve şuna kesinlikle ikna oldum. Ben bu aracı alırsam, arkadaşlarımla tatile gitmek istediğimde veya ailecek uzun yol yapmak istediğimizde müthiş rahat, müthiş konforlu şekilde bu yolculuklarımızı gerçekleştirebiliriz dedim. Normalde bu segmentte güvenlik ikinci plana atılan bir özellikti aslında. Bu arabalarla iş yapılacak, yük taşınacak, şantiyede kullanılacak. Böyle bakıldığı için markalar güvenliğe o kadar da özen göstermiyordu. Ama artık bu segmentin halk arasında, şehirlerde tercih edilmeye başlanmasıyla birlikte güvenlik gerçekten önemli bir kriter haline geldi. Çünkü insanlar bu arabaları alıp yolculuk yapmaya başladılar, aileleriyle kullanmaya başladılar. Peki Musso Grand'ın bize sunduğu güvenlik özellikleri neler? En önemlisinden başlayayım. En iddialı oldukları konu. Ssangyong diyor ki, biz dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biriyiz ve bu arabanın şasisinde sınıf lideri olacak kadar güçlendirilmiş çelik kullandık. %79.2 oranında 1.5 GPA'lik çelikten bahsediyoruz burada. Bu 1.5 GPA demek, vurulma direnci çok yüksek bir çelik demek. Yani olası bir çarpma durumunda şasinin, yani bizi asıl koruyacak olan iskeletin kapanmadan bir kafes gibi sağlam kalmasını sağlıyor. %79 oranda gerçekten sınıf lideri yapıyor bu arabayı. Peki onun dışında ne güvenlik önlemleri var? Bu araçta arazi tarafında yokuş iniş desteği var. Yokuş iniş desteği bastığımız zaman bizi sabit bir hızda aşağı doğru indiriyor ve güvenlikten ödün vermiyor. Bunu karlı buzlu ortamlarda da kullanabilirsiniz. Şanzımanın 4 çeker modunun bir buz özelliği var. Kaymayı engelliyor. Bağımsız süspansiyon virajlara olur da birazcık fazla hızda girerseniz sizin yoldan sapmamanız için makaslı süspansiyona göre, eski tip normal pick-up'larda kullanılan süspansiyona göre biraz avantaj sağlıyor bize. Bunlar artıları. Bir de eksilerini konuşalım. Hava yastığı konusunda ben daha iyisini beklerdim. 2 hava yastığı standart olarak sunulmuş. Eğer bu araçta 6 hava yastığı standart olarak sunulsaydı çok memnun olacaktım. Euro NCAP testine ticarilerin pek girmediğini görüyoruz ama artık yavaş yavaş farklı markalar pick-up'larını Euro NCAP testlerine sokabiliyorlar. O yüzden bu aracın bir Euro NCAP testini görseydik, ki bu kadar çelikle başarılı olacağına gerçekten inanıyorum, görseydik daha ben burada iddialı olarak konuşabilecektim bu kategoride. Belki ilerleyen günlerde girerler Euro NCAP testine ve bir sonuç görürüz. Çok memnun olurum gerçekten öyle bir sonuç görürsek. Elektronik donanım olarak şerit takip gibi, şehir içi aktif frenleme gibi
kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler bu araçta yok. Geri görüş kamerası var. Geri görüş kamerası olmazsa olmaz bu arabada. Çok uzun ve arkası görünmüyor. Ama 360 derece kamera olsa çok daha iyi olurdu güvenlik adına da. Ufak manevralarda aracın sağını solunu görmek, hakim olmak gerçekten faydalı olurdu. Ayrıca bu arabada takla önleyici, devrilmeyi önleyici elektronik bir sistem bulunuyor. Yani araba devrileceğini hissettiği anda gazı kesiyor ve her tekere farklı oranda, devrilmeyi engelleyecek oranda fren uygulayarak bu aracın takla atmasını engellemeye çalışıyor. Bu da bu ağırlıkta bir araç için gerçekten önemli bir özellik. Yani özet olarak aslında bu araç altyapı bakımından güzel sonuç alabilecekken teste girmemiş olmasına biraz üzüldüm açıkçası. Ama teste de girse ve bir sonuç görsek gerçekten iyi sonuçlar alabileceğine inanıyorum. O güveni bana hem yolda gidişiyle hem de altyapıda kullanılan çelik miktarıyla verdi. Peki biraz da korkulan bir konudan bahsedelim. Pick-up. Herkes, Türkiye'de biliyorum ben insanları. Herkesin içinde vardır ya bir pick-up olsa şöyle köye gidip gelirken eşya taşısak, erzak taşısak çok güzel olur diye düşünüyorsunuzdur bunu. Ama herkesin aklına şu var. Ya vergisi, yakıtı. İki tane soru işareti. 2.2 motor vergisini zaten sürekli değişiyor, hesaplayabilirsiniz. Biraz yakıtından bahsedeyim ben. Eskisi kadar çok yakmıyor bu arabalar. Yani yine tabii ki bir 1.6 dizel binek araba kadar az yakacak hali yok. 2.2 tondan bahsediyoruz burada ama fabrika verisine bir bakalım. 10.3 litre şehir içi demişler. Otomatik için konuşuyorum, 4x4 için konuşuyorum. 10.3 litre şehir içi demişler. Uzun yol unuttum, 7'lerde olması lazım. 7-7.5 civarı bir şeydi. Uzun yol tüketimi demişler. Ortalaması da 8.5 litre gibi bir değere denk geliyor. Mümkün mü? Biraz üstü mümkün. Çok sapmaz bu değerlerden. Yani normal kullandığınız zaman bu arabayı, işte 100'le 110'la kullandığınız zaman bu arabayı yakacağı değer şehir içi, uzun yol, karışık 10-11 litre arasıdır. Bugün biraz hacimli bir SUV aldığınızda da bu değerler 7-8 litrenin altında olmuyor zaten. Bu kadar yük taşıma kapasitesine sahip, bu kadar geniş, bu kadar güçlü bir aracın da 10 litrelerde, 11 litrelerde yakması açıkçası normal geldi bana. Çok da yüksek diyemem. Diğer rakipleriyle de kıyasladığım zaman bana çok yüksek gelmedi bu aracın yakıt tüketimi. Dolayısıyla eğer vergisini, bakım maliyetini doğru araştırırsanız, yakıt hesabını da buna göre yaparsanız, binek bir araç kullanmaya göre belki 1.5 kat gibi bir maliyeti olabilir size. Bunun ki bu da yanında getirdiği avantajları düşündüğümüzde bence makul bir değer. O yüzden ekonomi konusunda korkmaya gerek yok diye düşünüyorum. Gene şimdi aracı bir park edelim. Şöyle bir neler konuştuk onu değerlendirelim. Fiyatlardan bahsedelim. Alınır mı alınmaz mı onu konuşalım. Hadi sonuç kategorisinde görüşürüz. Bugün Musso Grand'la gerçekten çok eğlenceli bir gün geçirdik. Özellikle arazi tarafında, arazi performansını incelediğimiz bölümde ben çok eğlendim. Umarım siz de izlerken benim kadar eğlenmişsinizdir. Gelin bir fiyatlarını konuşalım Musso Grand'ların. Ne kadara satılıyor bu araçlar? Ondan bahsedelim. Daha sonra da kim alırsa bu araçla daha mutlu olur onu konuşalım isterseniz. Şimdi 3 seçeneğimiz var. Donanım ve motor standart. Seçeneklerden biri manuel ve 2 çeker. Diğeri 2 çeker ve otomatik. Diğeri de bugün bizim kullandığımız 4 çeker otomatik. Manuel olanın 2 çeker versiyonu 185 bin TL. 2 çeker versiyonun otomatik hali 200 bin TL. Yanımda bulunan otomatik vitesli ve 4 çeker olan ise 215 bin TL liste fiyatlarıyla satılıyor. Ama mesela Ankara'daysanız YMY Otomotiv, Sanyong Plaza'ya gidebilirsiniz. Ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki plazaları ziyaret ederek bunların biraz daha altında fiyatlar alabilirsiniz. Peki kimler bu arabayla mutlu olur? Sonuç olarak bugün bana nasıl hissettirdi bu araba? Yolda da, arazide de çok şaşırdığımı söyleyebilirim ama galiba daha çok yolda şaşırdım. Çünkü böyle bir konfor beklemiyordum bu arabadan. Gerçekten iddiasını yerine getiriyor Sanyong. Siz de gidin test sürüşü yapın. Ailenizle bir test sürüşü yapın. Özellikle arkada oturan çocuklarınızın bu aracın içinde çok mutlu olduğunu göreceksiniz. Çünkü arka konforu bir pick-up gibi değil, daha çok bir SUV gibi hissettiriyor. Uzun yol yaptığınızda rahat, yorucu olmayan ve eğlenceli bir sürüş imkanı sağlıyor size. Dolayısıyla bu aracı evet bir aile otomobili olarak çok rahat kullanabilirsiniz. Nerede zorlanırsınız? Eğer büyük bir şehirde yaşıyorsanız bu aracı paralel olarak park etmek istemezsiniz. Ben istemem açıkçası bu kadar uzun bir aracı paralel olarak park etmek. Dolayısıyla biraz daha
küçük bir şehirdeyseniz, kırsalda yaşıyorsanız ve tek arabanız böyle bir araba olacaksa, hem araziye gelsin, hem uzun yola gelsin, hem yük taşısın dediğiniz noktada sahip olabileceğiniz en uygun fiyatlı otomobillerden biri Ssangyong Musso Grand. Yani aslında çok mantıklı, çok geniş bir kitleye hitap eden bir otomobil. O yüzden sizin de mutlaka gidip bir Ssangyong Plaza'da test sürüşü yapmanızı tavsiye ederim. Evet, ben Baran Çapın. Bugün Musso Grand'ı farklı kategorilerde incelemeye çalıştık. Sorularınızı bana yorum olarak veya Instagram'dan sorabilirsiniz. Farklı videolarda görüşmek üzere.